Açıklanan ABD verileri üzerine konuşacağız. Genel olarak bundan bahsedeceğiz ve ne var ne yok diye bir duruma göz atacağız. ABD Ekim ayı istihdamı 150 bin arttı. Bitcoin hala 34,3 bin dolar bakalım. Ekonomistlerin 180 binlik beklentilerine karşı Ekim ayı istihdam artışı 150 bin olarak belirlendi. Eylül ayında bu rakam 297 bindi. İşsizlik oranı ise %3,9'a yükseldi diye dile getiriyor. Evet, burası çok önemli bir konudur. Yani bu kısım önemli olacaktır. Çünkü biliyorsunuz Fed faiz kararlarını verirken direkt olarak işsizliğe ve direkt olarak bu gibi verilere bakmaktadır. Bu noktada Powell'ın önceki söylediklerinin geçerliliğini koruyacağını zaten anlayabilmişsinizdir. Çünkü hem işsizlik noktasında bir artış var, aynı zamanda istihdamda beklenenden daha düşük bir şekilde gördüğünüz gibi karşımıza çıkıyor. Velhasıl daha fazla faiz artışının gerçekleştirilmeyeceği ve bulunduğu noktada sıkılaşmanın ve faiz oranlarının zirve yaptığını, çok büyük bir ihtimalle diyeyim, zirve yaptığını anlayabiliyoruz. İşsizlik oranlarındaki bu hareketlerden diyebiliriz. Ağustos ve Eylül aylarındaki istihdam kazanımlarındaki aşağı yönlü revizyonlar toplamda 101 bin oldu. Yani biraz daha açık söylemek gerekirse Fed'in bahsettiği, yani Powell sürekli ilgili riskler, ilgili riskler deyip duruyor. İşte ilgili risk dediğiniz şey bu. Şu anda ciddi bir işsizlik var. Hatta hep söylerim, Powell bir ara işsizliğin yükselmesini, bundan aylar önce 2023'ün başlarında işsizlik artıyor, bu güzel falan diyerek lafa girmişti. Devamında çok sık eleştirildi. Aslında kendi görevi açısından bir şey söyledi. Tabii belki biraz yanlış anlaşıldı. Belki o patavatsızlık yaptı ama sonuçta artan işsizlik demek olabildiğince iyi bir sıkılaşma olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla da daha fazla faiz artışına gerek olmayacağı anlamına geliyor. Şu anda da işsizliğin ilerlediği ve bu noktada istihdamın ciddi ölçüde azaldığı gerekçesiyle artık pek çok Fed üyesinin de söylediği gibi sıkılaşmada ve faiz artırımlarında sona gelindiğine dair, aslında bu da net bir ibare ve çok keskin bir çizgi olmuş oldu diyebiliriz. Ya durumlar bu. Zaten Powell biliyorsunuz daha fazla faiz artışının yapılmayacağına dair her ne kadar eveleyip gevelese de, işte şöyle olursa hala sıkılaşabiliriz, böyle olursa artırabiliriz falan dese bile, hem diğer Fed üyeleri hem de görünen şey karşımızda, yani sonuçta açık bir şekilde de gözümüzle görüyoruz. Bu şartlar altında faiz artışları falan biraz zor. Yani bir 25 daha ben bu saatten sonra açıkçası gelebileceğini hiç zannetmem. Bitcoin açıklamanın ardından 34,3 bin dolar seviyesinde kalmaya devam ediyor. Rapora göre ortalama saatlik kazançlar Ekim ayında, ha bu arada Bitcoin ile alakalı söylemek gerekirse, şimdi normalde düz mantık konuşsak işte Bitcoin yükselir dememiz lazım. Tabii kısa vadede illa buna tepki verecek diye bir şey yok. Çünkü birincisi Fed faiz artışlarını zaten bunlara göre yapıyor. İkincisi veriler açıklanmadan önce zaten yapılan söylemler doğrultusunda ve beklentiler öncesinde bile buydu ki daha fazla faiz artışının gelmeyeceğine yönelik zaten Powell'ın açıklamalarıyla da mutabık olunmuştu. O yüzden ekstradan bir fiyatlama yapılmadığını görmüş olduk. Yani yapmasına da gerek yok. Normalde tabii ki piyasa için pozitif bir durum. Ama zaten bu verilerin gelmesi Fed'in faiz artırımlarında devam etmeyeceği anlamına geliyor. Bu zaten biliniyordu. Dolayısıyla zaten fiyatlanmış bir durumdu kısa vadede. Rapora göre ortalama saatlik kazançlar Ekim ayında %0,2 daha yüksekti.
Ortalama saatlik kazançlar yıllık bazda %4,1 arttı. Son 2 haftadır ABD tahvil piyasasında yaşanan gelişmeler, Merkez Bankası'nın faiz artırımları döngüsünü bitireceğine dair spekülasyonları artırdı. 10 yıllık hazine getirisi 19 Ekim'de %5'i zorladıktan sonra istihdam haberiyle birlikte 4,64'e geriledi. 2 yıllık hazine getirisi de benzer şekilde düşerek %5'lik bir getiri sağladığını dile getiriyor. Biliyorsunuz Bar da bu konuyla alakalı yine konuşmuştu. Açıklamasında şu anda tahvil getirilerinin olabildiğince kafa karıştırıcı olduğunu ve bundan kaynaklı olarak da faiz artışlarının devam edip gerektiğinin gerekmemesi, aynı zamanda sürecin enflasyona olan etkileri konusunda kafa karışıklığının ciddi ölçüde bulunacağını dile getirmişti. Biliyorsunuz ki kendisi. Bu noktada haklıydı ama bu kafa karışıklığı da artık devam etmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü gelen veriler kısa vadede artık tahvil getirilerinden yani biraz daha çıkmış bir şekilde, öte gitmiş bir şekilde karşımıza geliyor. Bu arada şunu da ben tekrar eklemek istiyorum. Bundan 10 gün sonra, yani ayın 14'ünde ABD TÜFE'si açıklanacak. Bakın ABD TÜFE'si de bu noktada çok önemli olacaktır ve ilerleyişe dair büyük bir soru işaretini ortadan kaldıracak. En son yani önceki 3,7 iken beklenti 3,6 idi ve 3,7 olarak açıklandı. Ortalama 2 ay 2-3 ay boyunca devam eden bu süreç birkaç ay boyunca diyeyim hatta tam da 3 ay yanlış hatırlamıyorsam boyunca devam eden enflasyon ve TÜFE'deki artış en son stabilizasyonunu korumuştu. Şu anda da 3,7 olan mevcut TÜFE'nin hafif bile olsa geri çekilmesini tabii ki de bekliyoruz. Ne kadar hızlı, ne kadar sert bir geri çekilme o kadar iyi olacaktır diyebilirim. Dediğim gibi ayın 14'üne dikkat. Saat 15.30'da yeni TÜFE açıklanacak. 3,7'nin altı piyasanın işine gelir. S&P 500 ve Nasdaq son birkaç dönemde yaklaşık %5 yükseldi. Bitcoin de öyle. Son zamanlarda kriptoda görülen boğa hareketlenmeleri spot ETF'ler ilişkilendirilirse de faiz oranlarının hisse senetleri gibi risk varlıklarının yanı sıra Bitcoin'i de etkilediğini unutmamak gerek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.